Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Lafı uzatmadan bugünkü videomuz bir kendine getirme videosu olacak. Nedir bu derseniz, elimizde bir tane laptopumuz var. Markası Samsung 390E ya da 350E tarzında bir şey olması lazım. Laptopumuz ısınma problemi var. Laptopumuzu açtığımızda ortalama olarak bir 10-15 dakika civarında kendine geliyor. Açılma süresi bayağı uzun. Aynı zamanda uygulamaları bastığımızda istenilen ekranın gelmesi de bayağı bir uzun süre alıyor. Umarım keyifli bir video olur ve öğretici olur. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi gelin, iyi seyirler. Şöyle size doğru da çevireyim laptopu. Şimdi düğmeye basmayla birlikte kronometreyi çalıştıracağım. Evet, 2 dakika 30 saniye ile masaüstü geldi. Şimdi tabii geldi ama hala daha zaman göstergesi dönmekte. Ciddi anlamda laptopumuzda bir problem var. Hala daha uygulama açılmadı. Gerekirse, ki gerekiyor büyük ihtimalle, laptopumuzdaki CD-ROM kısmını çıkartıp bir SSD takacağım. Evet, daha zorlamaya gerek yok. Son şeyini göstereyim sizlere. 4 dakika 20 saniye bandında laptopumuz hala daha kendine gelemedi. Şimdi arkadaşlar, bunu hızlandırma adına bir adet 256 GB'lık SATA 3 SSD aldım. Hard disk kısmını sökeceğim. Bu SSD'yi monte edeceğim buraya. Daha sonra Windows 10'u buraya kuracağım. Aynı zamanda çıkarttığım hard diskini iptal etmek istemiyorum. CD-ROM kısmı için yerleştirebiliyoruz şöyle bir kızak sayesinde. Bunun iki farklı türü oluyor arkadaşlar. Şu kalınlığını ölçersiniz kumpas ya da cetvel yardımıyla. 9,5 mm ve 12,75 mm civarında olması lazım ikinci türü. Benimki 9 mm uzunluğundaydı. Ben bunu tercih ettim. CD-ROM kısmını iptal edeceğim laptopumun. Çıkartmış olduğum hard diski bunu monteleyeceğim. CD-ROM kısmında hard diski ikinci bir depolama alanı olarak kullanacağım. SSD kartımızı da yerleştirdikten sonra Windows 10'umuzu kuracağız. Bakalım bize ne gibi bir hızlanma sağlayacak. Az önce de gördüğünüz üzere ortalama dakikasını tuttum. Kaç dakikada açıldığını. Umarım yararlı bir video olacaktır. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi SSD kısmını size göstermek istiyorum. Böyle göstereyim. Bazı bu Samsung 390E olduğu için arkasında hard disk kısmı hemen sökülebiliyor arkadaşlar. Şimdi evet, hard disk kısmını buradan çıkarttım. Şöyle bir jelatini vardı. Onu da göstereyim size. Şöyle koruma amaçlı. Böyle bunu kendinize doğru çekiyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Hard disk bunun içerisindeydi arkadaşlar. Alüminyum bir koruma muhafızı var. Yani önemli bir şey değil. Yanlarında vidaları vardı. Onları çıkarttım. Yine bu muhafızayı bunun içerisine taktım. Ve getirdim şu bölgede. Takması çok kolay. Tırnaklarına dikkat edin sadece. Getirin. Bu kısımda şöyle önce vidaların olduğu kısımlara oturuyor. Sonra ileriye doğru itiyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu tırnakları oturtuyorsunuz. Bu kolay bir işlem. İyice itin, emin olun. Daha sonrasında aynı şekilde bu laptopun kızaklı, bu Samsung 390
E'sin, 350 E'sinde pardon. İleri doğru itiyorsunuz. Oturdu zaten. Buradan çıkarttığınız minik vidayı da tekrardan yerine oturtup kapatıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi SSD'mizin hard diskimizin de şu kapak kısmını sabitledim. Hatta şöyle döndüreyim size. Şöyle çeviriyorum. Koyuyorum. İleri doğru itiyorum. Evet arkadaşlar, biraz iterseniz zorlayarak sokabiliyorsunuz. Tam olarak oturdu. Çıkartmak isterseniz de yine asılarak çıkartabilirsiniz ama hani o kadar gerek var mı? Bence çıkartmaya gerek yok. Hatta buranın açılmaması için özellikle de buraya bir tane ısı bandı yapıştırabilirsiniz. Ya da başka bir bant yapabilirsiniz ki hiçbir şekilde açılmasın. Çünkü şöyle tutar, bir yere denk gelir, eğer takılırsa açılma ihtimali var. O yüzden ben şimdi gideceğim, buraya bir ısı bandı ayarlayacağım. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız bilgisayarımıza bir daha baştan ne yaptığımızı söyleyeyim. İçerisindeki hard diski çıkarttım. Hard disk kısmına SSD taktım, 256 GB'lık. Çıkartmış olduğum hard disk kısmını CD-ROM'u iptal ederek bir kızak yardımıyla CD-ROM'a yerleştirdim. Ve USB'den formatladım. Şimdi hatırlarsanız videonun başında ortalama olarak bilgisayarın açılması 2-2,5 dakika sürüyordu ve herhangi bir uygulamanın tıklanması da 5,5 dakika falan sürüyordu. O kadar vahim haldeydi. Şimdi elimde bir kronometre var ve açma tuşuyla birlikte aynı anda başlatacağım. Şu anda kaç dakikada ya da kaç saniyede açılacağını beraber göreceğiz. Eğer yani düşük bir değeri yakalayabilirsek bizim için başarılı bir sonuç elde etmiş oluruz. Şimdi X'ini aynı anda basıyorum. Şu an 8 saniye oldu. Ve gördüğünüz üzere bilgisayarımız geldi arkadaşlar. Toplamda 15 saniye falan sürdü. Bence bu işi başardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Umarım daha fazla video ve içerikle sizler sayesinde bir arada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.